Evet, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları böyleydi. Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon bir kez daha yükseldi dedik. Ermenistan güçleri Daşkesen, Kelbecer ve Laçın'da Azerbaycan askerlerine hedef aldı sevgili seyirciler. Ve Ermenistan çatışmada 49 askerinin öldüğünü açıkladı. Azerbaycan ordusunda 50 şehit verdiği duyuruldu. Taraflar ateşkes uygulama konusunda uzlaştı. Ancak Ermenistan o ateşkesi de ihlal etti. Biz de son durumu öğreneceğiz. Bakü'ye çevirelim kameralarımızı ve ayrıntıları Fatih Avanos'tan dinleyelim. Fatih. Anda Karabağ Savaşı'nın ardından en yüksek yoğunlukta bir çatışma ilk kez bu kadar bu denli yaşanmıştı. Ve 12 Eylül'de başlayan çatışmalar 13 Eylül sabahına kadar da devam etmişti. Dün saat yerel saatte 9 itibariyle duyurulan ateşkes bir kez daha gün içerisinde Ermeni güçlerce defalarca bozuldu. Özellikle Azerbaycan işgalden kurtardığı Laçin şehrinin Ahmetli köyünde vatani görevini yapan Azerbaycan askerlerine yine Ermenistan'ın en doğu noktalarından ateş açıldı. Özellikle havan, topçu ve yine iri ve ağır çaplı silahlarla bu ateşin açıldığı ifade edildi. Dün akşam saatlerinde bir kez daha 17 sularında Azerbaycan Savunma Bakanlığı yine aynı bölgelerde ateşkes ihlalleri gerçekleştirildi. Azerbaycan mevzilerine yönelik ateşin açıldığını ifade etmişti. Ancak dünkü ateşkes ihlallerinde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Bugüne bakacak olursak Azerbaycan Savunma Bakanlığı 13 Eylül'ü 14 Eylül'e bağlayan gece ilişkin verileri de paylaştı. Bu gecede de yine Kelbecer ve Laçin şehirleri istikametinde bulunan Azerbaycan ordusuna ait mevzilere çeşitli kalibreli havan ve topçu silahlarıyla ateş açılmıştır denildi. Bu istikamette bulunan Azerbaycan ordusu birlikleri ise derhal cevabi tedbirleri almıştır ve ateş destek vasıtalarıyla ateş açılan bölgeler susturulmuştur denildi. Halihazırda Azerbaycan ordusu mevzileri ara ara aralıklarla ateş altına alınmaktadır denildi. Azerbaycan Başsavcılığı da yeni bir açıklama yaptı. 12 ve 13 Eylül tarihlerinde işte Ermenilerin gerçekleştirdiği provokasyon ve saldırılar neticesinde Goranboy şehrinde iki sivilin de yaralandığı bu sabah itibariyle duyurulmuş oldu. Bölgede dediğimiz gibi ara ara ateşkes ihlalleri gerçekleşiyor ama tabii ki o çatışmaların ardından herhangi bir Azerbaycan askerinde kayıp ya da yaralanma olmadığını ifade edelim ve diğer taraftan da diplomasi tarafı bu anlamda devam ediyor.